Propolislerimiz bu şekildedir. Şu görmüş olduğunuz propolis ham haldeki bir propolistir. Sıvı halde bu ürünün işlenmiş şeklidir. Bu su bazlı ya da alkol bazlı olabilir. Günlük kullanımı ise 10 kilo insan ağırlığına bir damla şeklinde alınır. Propolis'in genel özelliklerinden bahsedecek olursak, insan sağlığında ve arı sağlığında aynı şekilde dezenfekte olarak kullanılır. En bilindik faydaları ağız içi yaralarda, diş eti hastalıklarında olmak üzere kansere kadar etkisi vardır. Propolis'in kanserdeki etkisi kanser hücrelerine öl emri verir. Propolis'in temini ise arının bitkilerin ve ağaçların öz sıvılarını almasıyla oluşur. Bunlara aldığında kendisinden de enzimler katarak bir macun haline getirir. En sağlıklısı yüksek rakımlarda alınır ve şehir merkezlerinden, köy merkezlerinden uzak olması daha önemlidir. Çünkü arı bazı asfaltlardan bile alabiliyor bunu yaz aylarında. Onun haricinde içerisine katmış olduğu enzimler zaten en büyük şifa deposudur. Antibakteriyel, antioksidan, antibiyotik özelliği sayesinde her türlü hastalığa, özellikle sonbahar dönemlerinde nezle, grip gibi hastalıklarda önemli bir iyileştirici etkisi vardır. Uçuş giriş deliklerine yaptığı propolisleri kazıma yöntemiyle alarak elde ederiz. Bunun haricinde propolis trabı ya da propolis tuzağı diye de bilinen bir aparatımız vardır. Bu aparata özellikle propolis yaptırmak istediğimiz arılarda ya da bölgelerde kullanırız. Ve almış olduğumuz aparatı derin dondurucuda soğuk havayla beklettikten sonra kırma yöntemiyle propolislerimizi elde ederiz. Daha sonrasında ise belli bir miktar etil alkol içerisine atmış olduğumuz propolislerin 21 günlük mayalanma süreci dediğimiz bir süreci vardır. Günde 7 kez çalkalarız ve elde etmiş olduğumuz propolisimiz hazır hale gelmiş olur. Bunu da kullanımı şöyledir. Çok aşırı miktarlarda mideye rahatsızlık verebilir, gaz yapar. Onun haricinde de kullanım şekli sağlıklı insanlarda 10 kilo insan ağırlığına bir damla olarak kullanılır. Propolis'i ağzımıza aldıktan sonra direkt yutmamamız ve ağzımıza gargara yapmamız daha faydalıdır. Bu yolla dil altındaki damar yollarından direkt kanımıza çok daha çabuk geçer. Bir bardak suyun içerisine 10 kilo insan ağırlığına bir damla olacak şekilde damlatırlar.